Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum tekrar ve tüm babaların, dedelerin, büyük babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak bu hafta sonunun gündemi oldukça yoğundu ve zira bu konuyla ilgili olarak en önemli gündemimiz Moody's'ten gelen not indirimiydi. Ardından S-400'ler konusuyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalar ve daha sonra Pentagon'dan yapılan Türkiye ile olan ilişkilerimizin sıcak kalmasını istiyoruz ve Rusya'nın bu ilişkileri bozmasına izin vermeyeceğiz şeklindeki bir ılımlı yaklaşım gündemde idi. Tabii ki seçim konusuna bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta seçimler bugün itibariyle yapılmış olacak. Ve arkadaşlar önümüzdeki hafta itibariyle 18-19 Haziran tarihlerinde Fed'in gerçekleştireceği toplantı mevcut. Gündem bu şekilde arkadaşlar. Ben bu gündemle ilgili olarak bu ana başlıklar dahilinde ayrıntılı bir analizi dün verdim. Dolayısıyla bu analizim bu videonun hemen sonunda yer alacaktır. İzlememiş olanlar yeniden izleyebilir. Bu açıdan arkadaşlar bu ayrıntılara girmeyeceğim. Yalnız sevgili dostlar, hemen bir hususa değinmek istiyorum ki çok sayıda mail gelmiş yine bu konuyla ilgili olarak. Pazartesi günü doların uçacağı, kaçacağı, işte bu Moody's'in not haberi ardından çok önemli bir parlama yaparak hemen 6 üzerlerin 6-15'lere doğru gideceği, yükseliş daha yeni başlamış efendim, yükseliş çok güçlü bir şekilde yeni bir ivmeyle devam edecektir. Hemen dolar almalı mıyım gibi gibi bir takım sorular gelmiş durumda. Arkadaşlar sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen ve lütfen panikle işlem yapmayınız. Herhangi bir haberin etkisiyle anında karar vermeyiniz. Gece 24 itibariyle piyasalar açılacaktır. Piyasalar o saatler itibariyle sığ olmakta. Dolayısıyla o anki fiyatlara, rakamlara bakarak karar vermeyiniz. Pazartesi günü sabah 11 itibariyle, ki bu her zaman için her zaman için böyle bir durumdur. Pazartesi 11 itibariyle arkadaşlar Londra piyasaları, uluslararası piyasalar tam anlamıyla açılıp işlev kazandığı anda gerçek fiyatlar şekillenmeye başlar. Bu detayı unutmayınız ve bir sözü size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Borsanın duayenleri veyahut da piyasanın duayenleri şu sözün üzerinde çok net bir şekilde dururlar. Derler ki açılışı acemiler yapar, kapanışı ise ustalar yapar. Bu sözü hiçbir zaman için unutmayınız arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, videomuzun başlığında Merkez Bankası'nın dolar TL ile ilgili olarak yapmış olduğu bir anket ve bu anketin sonuçları vardı. Arkadaşlar Merkez Bankası her ay bir anket düzenlemekte. Bu Merkez Bankası'nın şahsi bir düşüncesi veya beklentisi değildir. 67 adet piyasanın, reel sektörün, finansal sektörün ve piyasa profesyonellerinin görüşlerini almak suretiyle, 67 ayrı görüşü almak suretiyle bir anket yapıyor ve bu anketin sonucunda yıl sonuna kadar ve 12 ay sonrası itibariyle dolar TL beklentiniz nedir? Enflasyon beklentiniz nedir? Faizlere yönelik beklentiniz nedir şeklinde sorular yöneltmekte. Dolayısıyla arkadaşlar, Haziran ayı için yapılmış olan anketten çıkan sonuca göre daha önce 6,43 olan yıl sonu dolar TL beklentisi 6,30 olarak ortaya çıkmış. Ortalaması böyle söz konusu olmuş. Ve yine 12 ay sonrası, yani bir sene sonrası için dolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar TL hakkındaki beklentiniz nedir şeklindeki soruya ise bu 67 ayrı anketörün vermiş olduğu yanıt 6,64 olarak ifade etmişler. Geçtiğimiz ay bu seviye 6,68 imiş. Evet arkadaşlar, bu bir ankettir. Ne kadar kabul edilir, ne kadar kabul edilmez. Bugüne kadar yapılmış olan anketlerin ne kadar doğru çıktığı konularının hepsi ayrı birer tartışmadır. Fakat elimizde böyle bir bilimsel veya böyle bir resmi bir somut veri bulunmakta. Bu veriyi de paylaşmak gerekiyor tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim küresel piyasalarla dolar TL'nin, doların ne durumda olduğuna. Dolar arkadaşlar küresel piyasalar adına güç kazanma eğiliminde. 67 seviyesinin aşağısına kadar, pardon, 97 seviyesinin aşağılarını görmüştü ama son kapanışı 97.500 üzerinde gerçekleşmek suretiyle doların küresel piyasalarda değer kazandığına tanık oluyoruz. Zira Fed toplantısı dolar endeksini ve küresel anlamda doları etkileyebilecek olan bir unsurdur. Bu konuya daha önceki videomda değinmiştim veya bu videonun ardından gelecek olan
ekleyeceğim olan videoda görebileceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar, genel olarak doların durumuna baktığımız zaman 5.90 üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş durumda. 5.90.05 ile kapanışımız gerçekleşmiş durumda. Bazı kaynaklarda 5.90.11 veya 15 olarak görülüyor ama arkadaşlar hafta sonu kapanışları genellikle doğru yansımayabiliyor. Netice itibariyle 5.88 direncimiz çok ama çok önemli bir dirençti. Bu direncin üzerinde kapanış gerçekleştirdik. Önemli olan husus buydu ve ikinci bir önemli husus ise şurada görmekte olduğunuz 5.92, yani şuradaki Fibonacci direncimizi test ettik. 5.93'ün üzeri görüldü ama kapanış itibariyle bu seviyenin aşağısında olunmuş olsa da 5.90 civarındaki bir kapanış veya 5.88 üzerindeki bir kapanış 5.92 direncinin de aşılabilme hususunda istek ve niyetin gündemde olduğunu ifade ediyor. Şurada görmekte olduğunuz beyaz bir yükselen kanalımız var. 5.13 seviyelerinden başlayan bir yükselen kanaldır bu. İki defa ihlal edilmiş şurada gördüğünüz gibi ve yine şu noktada gördüğünüz gibi, ancak genel anlamda bu trend devam ediyor. Ve bu trendimiz arkadaşlar şu an itibariyle 5.76 seviyesini yansıtıyor. Yani 5.76 aşağısında haftalık kapanışlar olmadıkça doların kademeli bir şekilde orta uzun vade adına yükselen trendini devam ettirdiğini söyleyebileceğiz. Şuradaysa arkadaşlar 5.62 seviyesidir ki bu 5.62 seviyesi de dolar TL için en önemli ana destek noktamızdır. Hatta orta uzun vade adına belki stop loss yapmayı gerektirebilecek kadar önemli ve kritik bir destek noktasıdır. Zira buranın kırılması durumunda 5.50 aşağısı 5.30'lu seviyelerin gündeme gelebileceği teknik olarak mümkün olabilir. Ve yine arkadaşlar 6.25'ten başlayan bir düşen kanalımız var. Sağlıklı ve gerçek manada dolar TL'deki düşüş eğiliminin sonlanması ve bir yükselen trendin başladığından söz edebilmemiz için ise arkadaşlar bu kırmızı düşen kanalın, yani 6.01-6.02 seviyesinin üzerine çıkabilmemiz ve bu seviye üzerinde kapanışlar yapabilmeye başlamamız lazım ki dolar TL düşüş eğiliminden kurtuldu ve yükselen yeni bir trend başladı diyebilelim. Haftalık grafiğim önümde açık iken değerli dostlar, önümüzdeki hafta için 5.86-5.87 seviyesi pivot desteğimiz olarak görülüyor. 5.88 seviyemizdeki direnç noktamız da önemli bir destektir ama biz 5.87-5.88'i destek olarak izleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.98 seviyesine kadar yükselebilme imkanımız teknik olarak gündemde olduğunu görebiliyoruz ki bu önümüzdeki haftaya yönelik olarak 5.98 seviyesinin rahatlıkla test edilebileceğini düşündüğümü ifade etmiştim. 5.98 seviyesi arkadaşlar geçtiğimiz süreçte de önemli bir süre zorladığımız, 6 seviyesinin üzerine çıkma sürecinde defalarca zorladığımız ama bir türlü geçilemedikten sonra hızlı bir atak ile geçebildiğimiz önemli bir direnç noktası. O halde bu 5.98 direncine yakından dikkat etmek gerekiyor. Şayet bu direnç aşılır ve burasını en az 3-4 saat destek olarak tanıyabilir isek bu durumda 6.04-6.05 bölgesine doğru hareketlenme mümkün olabilir. Eğer tansiyon daha da fazla artacak olur ise böyle bir durumda 6.05'in de üzerine çıkılması durumunda takip etmemiz gereken seviye 6.16. Ama en önemli seviye şuradaki 6.17.50 direnç noktamızdır. Arkadaşlar bu grafik haftalık bir grafiktir. Vermiş olduğum rakamlar hemen yarın gerçekleşecektir şeklinde yorumlamak mümkün değil. Önümüzdeki kısa orta vade adına bakış açımızda izlememiz gereken kritik seviyeler 5.98, 6.05 ve 6.17.50 seviyesidir direnç noktaları olarak. Geri çekilmelerde ise 5.80 seviyesinin önemi ortaya çıkmış durumda pivot hesaplamalarına göre. Gelelim arkadaşlar günlük grafiklerimiz bazında duruma. Şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar bir Fibonacci direncimiz bulunuyordu. Bu Fibonacci direncimiz 38.2'ye denk gelen 5.88 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde ilk günlük kapanışımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu seviye üzerinde arkadaşlar pazartesi gününde bir kapanış olduğu zaman artık 5.88 direncinin kırıldığından ve bu seviyenin destek yapılıp yapılamadığını izleme evresine geçmiş olacağız. Zira şurada görmekte olduğunuz Fibonacci desteğimizden çok net bir dönüş almıştı, tepki bulmuştu ve bir sonraki direnç noktamız olan 5.77 seviyesi, 5.77.50 seviyesi geçtiğimiz hafta içerisinde birkaç defa test edildi ama bu seviyenin üzerinde kalınmak başarıldığı için 5.88 direncini zorlar duruma gelebildik.
Eğer ki arkadaşlar 5.88 direnci üzerinde net kapanışlar görmeye devam eder, bu seviyenin aşağısına gelmez isek, bu durumda izleyeceğimiz bir sonraki direnç noktamız ise 6.02 olacaktır. Ki biraz önceki grafiğimde de 6.02 seviyesinin düşen bir kanal olduğunu ve buranın aşılması durumunda yükselen bir trendin başlamış olabileceğini ifade etmiştim. Pazartesi günü itibarıyla arkadaşlar 5.89 seviyemiz pivot seviyesidir. 5.92, 5.93, ardından 5.97, 5.98 ve sonrasında ise 6 seviyesi dikkat edilmesi gereken seviyelerdir. Moody's haberinin ardından eğer bir hareketlenme olacak olur ise 5.98-6 aralığına yönelik ataklarda çok dikkatli olunmalı. Bu seviyede bir zorlanma yaşanma ihtimalini dikkate almakta yarar var. Zira Moody's haberiyle ilgili olarak yaptığım yorumlarımda bu haberin aslında çok ama çok sürpriz bir haber olmadığını, son günlerde zaten beklenebilir bir haber niteliğinde olduğunu, bu açıdan da çok büyük bir infial yaratacak, dolar TL'de çok büyük sıçramalar yaratacak şekilde bir etki yaratabileceğini düşünmediğimi ifade etmiştim. Sadece bu haber üzerinde söylüyorum sevgili dostlar. Gelelim arkadaşlar hassas grafiklerimizin bulunduğu, çizimlerimizin bulunduğu grafiğimize. Bu grafiğimiz itibariyle şuradaki arkadaşlar kırmızı yükselen trendimiz vardı. Bu trendimiz 5.85 seviyesinde idi. Bu seviyenin aşağısında kaldıkça dolar TL'nin güç kaybının devam edeceğini, ancak bu seviyenin üzerine çıkılması ve destek yapılması durumunda dolar TL'nin güç kazanmak adına sonraki dirençlerine yönelme isteğini ve niyetini ön plana çıkaracağını ifade etmiştim. Zira bu seviye üzerinde de ikinci kapanışımız gerçekleşmiş durumda. O halde arkadaşlar 5.85 seviyesini de bir destek noktası olarak izleyebiliriz. Bu seviyeyi de akılda tutmakta yarar var. 5.88 seviyemiz aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamamıza da denk gelen bir değere sahip durumda. O halde 5.88 üzerinde kalabilmeliyiz. 5.88 seviyesindeki desteğin aşağısına eğer sarkmalar olursa, geri çekilmeler olur ise 5.85 seviyesinden tepki bulmamız çok önemli olacaktır. Eğer ki bu seviyeden tepki bulup da yeniden 5.88 direncinin üzerine atılıyor isek, bu durumda şuradaki 5.85 desteğinin de gittikçe güçlendiğinden ve 5.88 seviyesinin, kritik seviyesinin de kırılmak istenmediğinden söz edebileceğiz. Arkadaşlar 5.88 üzerinde kalındıkça 5.92, 5.94 ara dirençlerimiz de olmakla beraber şurada görmekte olduğunuz beyaz hattımıza doğru bir yönelik olabilir. Bu hattımız ise arkadaşlar 6.02'sini, 2 seviyesini göstermekte. Biraz önce ifade ettiğim gibi 6.02 seviyesi arkadaşlar yeni bir yükselen trendin başlayabilmesi adına kırılması gereken, aşılması gereken önemli bir direnç konumunda. Arkadaşlar 120 dakikalık grafiklerimize baktığımız zaman ise şurada bir yükselen kanalın oluştuğunu görüyoruz. Bu yükselen kanalda 5.81 seviyesi, 5.81.50 seviyesi bir destek olarak kendisini hissettiriyor. İlerleyen günlerde bu nokta biraz daha yukarılara taşınacaktır bu trendin devamı halinde. Üst noktamız ise arkadaşlar 5.98 seviyesini gösteriyor. 5.98 seviyesinin önemine de biraz önce değindim. Şuralarda görmekte olduğunuz gibi 5.98 seviyesini zorladığımız ve üzerinde kalabilmek adına, aşabilmek adına çaba gösterdiğimiz bir süreç vardı. Evet değerli dostlar, bu kanalın içerisinde kaldığımız müddetçe, yani 5.80-5.98 kanalının içerisinde kaldığımız müddetçe dolar TL'nin güç kazanma eğilimi içerisinde olduğunu ve bu kanalın dışına kendisini atmak yönündeki isteğini devam ettirebileceğini düşünebileceğiz. Zira 7 ve 26 birimlik hareketli ortalamaların dolar TL'nin 120 dakikalık grafiklerinde olumlu sinyaller ürettiğinden bahsetmiştim. 6.11 seviyelerinde gelen bir sat sinyali vardı ve bu sinyal uzunca bir süre 5.76'lara kadar devam ettikten sonra 5.77 civarında şu bölgede arkadaşlar olumlu bir konum kazandı ve halen de olumlu konumunu devam ettiriyor 120 dakikalık grafikler itibariyle. Evet arkadaşlar, dolar TL konusunda söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Bir kere daha ifade ediyorum ki sevgili dostlar, piyasalarda işlemler başladığı anda Moody's haberiyle veya şu bu haberin etkisiyle dolar TL'nin bir anda uçup kaçıp 6.10'dan 6.15'ler, 6.20'ler gibi seviyelere koşacağına yönelik bir beklentiyle hareket etmemelisiniz. Mutlak ve mutlak surette belli bir süre izlemelisiniz ve en azından sabah 11 itibariyle Londra piyasalarının açılmasıyla birlikte genel anlamda çoğunluk yatırımcının dolar TL'ye olan bakış açısını bir şekilde ölçmekte yarar bulunuyor. Ve bir kere daha arkadaşlar ifade ediyorum ki
Açılışı acemiler, kapanışı ise ustalar yapar. Şimdi arkadaşlar dolar viyop kontratlarına gelelim. Dolar viyop kontratları açısından konuya baktığımız zaman ise Haziran kontratlarında arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz bir direncimiz bulunuyordu. 5.96 seviyesiydi. 5.96 seviyesini cuma günü itibariyle test ettik. Ancak buradan bir geri çekilme yaşandı. O halde pazartesi günü itibariyle öncelikle 5.96 seviyesinin aşılması ve bu seviyenin destek yapılıp yapılamadığının takip edilmesi gerekiyor. 5.96 seviyesi destek konumuna gelecek olur ise bir sonraki direnç noktamız ise 38.2'ye denk gelmekte olan 6.06 seviyesidir. 6 seviyesini de psikolojik bir direnç olarak düşünebiliriz. Bu seviyeye de çok dikkat etmek gerekiyor. Zira arkadaşlar 6 seviyesi pivot verilerimiz itibariyle de birinci pivot seviyemiz olarak kendini hissettiriyor. 6 seviyesi aşılır ise 6.06'ya bir yönelim olabilir. 6.06 ise arkadaşlar şuradaki direnç noktamız. O halde dolar TL için genel bir bakış açısıyla 5.80 seviyesinin son günlerde destek ve tepki noktası olarak çalıştığını hatırlıyoruz ve 5.90 üzerinde kalabiliyor ise eğer bu durumda 5.96 direncinin de aşılmak suretiyle öncelikle 6 seviyesinin ötesinde de spot piyasada dolar eğer 5.98'e yaklaşım gösterecek olur ise 6.06 seviyesine doğru bir hareketlenmeyi dolar viyop Haziran kontratlarında da görebiliriz. 5.80 seviyesi net bir destek olarak izlenmek şartıyla ve pazartesi günü içinse arkadaşlar en önemli desteğimiz 5.90 seviyesi olacaktır. 5.90'ın aşağısında 5.80'e doğru geri çekilme riski gündeme gelmiştir veya gelebilir şeklinde düşünebiliriz. Evet sevgili dostlar, herkese çok iyi ve güzel bir hafta diliyorum ve hoşça kalınız. Selamlar, saygılarımla.